Merhaba, bugün sizlere iş başvurularında en sık yapılan hatalardan bahsedeceğim. Selçuk bir dal sizin için araştırdı. Bugün böyle değişik bir formda gireyim mi? İş başvurusu yaptın iyi güzel de bazı hatalar yapıyor musunuz? CV'leriniz tam mı? Kendinizi abartmıyorsunuz değil mi? Başvurduğunuz işin ne hakkında olduğunu biliyor musunuz? Sana göre bir iş mi? Hı? Sana göre olduğundan emin misin? Aman! Neyse başlayalım. Tamam, tokalaşmak çok önemli. Karşındakinin elini sıkıp gözlerinin içine bakmalısın. Ama bunu abartmadan. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Şöyle alsak sizi. Olur. Evet, yaptığımız araştırmalardan bir tanesi özgeçmişteki yetersizlik. Geçmişte illa hani şu işlerde çalıştım gibi bir zorunluluk yok. Üniversitede ne gibi faaliyetlerde bulundun, ne gibi hobilerin var, ne gibi yeteneklerin var, nelere yatkınsın, sana özel detayları yazmanı istiyorlar. Kendini fazla abartmayacaksın. Egonun ön plana çıkmasından hiç haz etmiyorlar. 4 üniversite bitirmişsiniz. Yüksek lisans, doktora, yurt dışında çeşitli ünlü markalarla 13 yıl deneyim, 3 farklı spor dalında profesyonellik, NASA'ya uzay danışmanlığı. Bize başvuru yapmakla onur verdiniz. Doğrusu şirketiniz ilgimi çekti. Biz iş mi artıyorsunuz? Anladım. Kapı ne tarafta? İş görüşmesi esnasında telefona bakmak mı? Düşünemiyorum bile. Özgeçmişinizi inceledik. Açıkçası gayet olumlu bakıyoruz. Teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Arkadaşlarım beni çok severler. Onların yani uyumu çok iyidir onlarla. Uyumluyumdur yani. Beni çok severler. Bir dakika. Fratik olmayı çok severim. Pardon. CV'niz daha iyiymiş. Babam harçlığımı kesti de. Lütfen. Sürekli evet ya da hayır demek. Evet, hayır, evet, hayır. Yani biraz açıklamalar da yap ara sıra. Bir iki cümle de olsa söyle yani. Örneğin A işine yatkınsan, A işi hakkında deneyim ve tecrübelerin varsa, B işinde ne işin var? C işine niye başvuruyorsun? D işi sana göre değil ki. E işini ne yapacaksın? Senin başka işin yok mu? Tabii bunlar iş başvurusu yapanın iyiliği için. Hastanenize operatör lazımmış. Yurt dışında çalıştınız mı? Evet. Hangi hastanelerde? Hastanelerde pek işim olmaz. Sahada çalışırım ben. Operatör doktorun sahada ne işi var? Operatör doktor şart mı? Ben vinç operatörüyüm de. Şaka mı yapıyorsunuz? Bu şekilde iş tutturamazsınız. Ya tutarsa? Hiç soru sormamak. Sürekli hadi siz sorun ben yanıtlayayım. Cevap verdim. Bu değil. Arada bir sen de soru sormalısın. Acaba sizi doğru anlıyor muyum gibisinden geri iletim yapılabilir. Ondan sonra aradıkları zaman ne zaman başvurmuştum gibi saçma sapan konuşmalar yapmak hiç sevilmiyor. Alo Selviye Hanım. Alo. İş başvurunuz için aramıştım. Gönderdiğiniz özgeçmişinizi inceledik. Başvurumu ne zaman almıştınız? İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. Adamlar kendini iyi tanımanı istiyor. Ne istediğini bilmeni, ne yapmak istediğini bilmeni istiyor. Aşırı özgüven. Yani tabii ki özgüven çok önemli. Ancak hakkında bilgi sahibi olmadığın bir konuda ekip yönetmek gibi bir iddiayla adamların karşısına çıkarsan bu da geri tepecektir. Hiç deneyiminiz yokmuş. Ancak kendime güvenim tam demişsiniz. Evet. İyi de daha üniversite okumamışsınız. Fizik profesörü olarak başvuru yapmışsınız. Olsun, zamanla öğrenirim. Randevuya habersiz gitmemek. Yani randevu verdiyseniz o randevuya gitmelisiniz. Ha çok acil bir durum oldu o zaman haber verirsin. Bunu çok önemsiyorlar ve randevusuna gelmeyenleri artık firmalar kara listeye alıyorlarmış. Yani bir işe başvuruyorsan o konuda istekli olmalısın değil mi? Hem işe başvurup hem isteksiz olmak tuhaf yani. Etme eyleme. Gel çalış bizimle he. Sosyal medya hesaplarında hazırlıklı olmak. Bir internet siten varsa mutlaka oraya bakacaklardır. Hazırlıklı olman gerekiyor.
Sosyal medya hesaplarında hatta işvereni kuşkuya düşürecek, anlaşılmayan bir takım iletiler de sıkıntı verebilir. Gece çalışmaya uygun değilsen, doldurduğun forma gece ya da gündüz fark etmez demeyeceksin. Ya da seyahat engelin varsa, seyahat engelim yok demeyeceksin. İş görüşmesi esnasında profesyonel olmayan bazı ifadeleri kullanmak da firmaların hoşuna gitmiyor. Profesyonel olmayan söylemleri kullanmamak gerekiyor. Beyefendi, bize biyomedikal mühendisi lazım. Siz daha üniversite bile okumamışsınız ki. İşe acil ihtiyacım var. Ne diyorsunuz? Bir şans verin hiç olmazsa. Lütfen çıkar mısınız? Abi evleneceğim bak. Bir başka hata, iş görüşmesi yaptığın kişiyi daha sonra sosyal medyada takibe almak. Bu da hiç hoşlarına gitmiyor. Bir an önce işi öğrenmeliyim, her şeyi öğrenip bir an önce terfi almalıyım gibi çok aceleci bir tavır hoşlarına gitmiyor. Mevcut işverenin hakkında soru sorduklarında elbette işverenin hakkında memnun olmadığını söyleyebilirsin. Ancak söylemlere çok dikkat etmek gerekiyor. Önceki işvereniniz nasıldı? Ah, ne sorun ne ben söyleyeyim. Sizi bayağı üzmüş anlaşılan. Yani işverenimin aleyhine konuşmak gibi olmasın da. Ben kendisine dedim ki burada grup başkanı oluyor, tamam mı? O sekreteriniz olacak kadın var ya dedim. Çok sık gereksiz özür dilemek. Affedersiniz, pardon, özür dilerim. Yani böyle zırt pırt, abartılı bir kibarlık şovuna da dönüşmesini istemiyorlar. Fazla kitabi olmayın. Yani ne demek istiyorum? Böyle çalışılmış cevaplar yerine daha doğal, daha kendiliğinden gelişen bir sohbet tercih ediliyor. Firmaya vereceğiniz e-posta adreslerinin biraz düzgün olması gerekiyor. Gecenin filanca adamı, kobra bilmem kaç, şehrin güzeli gibi böyle tuhaf tuhaf e-postalar itici geliyor. Muş. İnternette yaptığımız araştırmalar bunu gösteriyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni verin. İlk kez izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse abone olun. Böylelikle yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Bizi sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz yorumlarınızı da yazın. Böylelikle bize katkıda bulunun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın. Şöyle alsak sizi. Bir daha hadi. Şöyle alsak sizce. Kendini tutman çok komik.